Lan Zek, oğlum aramızda geçen bütün olayları fiziksel bir çatışmaya bağlamamız gerek. Ben böyle gergin bekleyişleri sevmem. Ben anca böyle otobüsü gergin beklerim. Oğlum, namusu şerefimi teheret altında bıraktın lan. Ya ulan Kütük, senin aklının ucundan geçecek olan memenin ucundan geçiyor ha. Bak, kafasında bir tek abaküs boncuğu kalmış yurttaşımız bile anlar benim Şevval'den hoşlanmadığımı. Sen hala anlamadın lan, tüp beyinli. Bana bak lan, oğlum böyle var ya, tezeğin ilk evresi gibi üstünden duman çıkmasın. Ulan Zek, ben var ya aslında böyle özünde çok hisli çocuğum da, küçük yaşta böyle gazoz yerine tiner içince böyle olduk. Oğlum var ya, sünnetliysen gel kapışalım. At pazarı iç tüzü, yüzüğü olan adamı sever. Sizin iç hukukunuz benim dış kabuğuma hükmedemez. Ama senin kanun koyucun olacağım lan, boşluk. Tamam, hafta sonu boş bir arazi ayarlayalım, orada ben senin ağzını burnunu bir kurnaya çevireyim. Ya hadi oğlum ya, hadi ya. Hiç mi ekmek yemediniz? Bakın oğlum, bu performansla keçe kardeşler sizi öğütür. Kaldır bir daha, kaldır. Zekai, bunlar kaldırılacaksa bir adam tutalım o kaldırsın. Parası neyse veririz. Vay arkadaş, nerede pamuk şekeri var, gelmiş dilimin ucuna konmuş. Ya oğlum var ya, kavga günü şu keçe kardeşleri cırnıklayın, saçını falan çekin ya. Keçeler, 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 keçeler. Oğlum Zek, bu mu lan senin yeni yetiştirdiğin goncalar? Oğlum var ya, ben bunlarla defterimi bile kaplamam lan. Kaplama. Oğlum var ya, senin etiketini yapıştırıp üstüne numaramı, adımı yazacağım Kütük. Lan! Zekai ya, bu kavga olayı çok saçma. Davşak doğru söylüyor. Oğlum düşün, ben bile ne kadar kavga perest bir insanım, böyle kavgaya inanırım. Ama bu kavga çok saçma be oğlum. Yapmayın bence ya. Şişt, siz karışmayın. Normalde ben de böyle bir mevzu için kavga etmezdim ama İzzet herif yaptım. Erkekliğimi frikik barajında koruyamamış gibi hissettim. Ya bende abaküs gibi kafa, barbekü gibi yürek var. Bana barbekü sosu olacak adamım ben kadın programı izlerken dibini yakar, sonra da çıkar dışarıda yemek yerim. Hop! Sen dur Zek. Ben hallederim. Kütük. Dokunma lan çocuğa. Önce sen benim duygularıma sataştın şey var. Benimle hiç çıkmayacaktın. Şimdi senden daha az güzeliyle de çıkamam. Çıtamı yükselttin, aptal kadın. Bütün bunların sebebi o var ya, o Zekai denen yere bakan amuda kalkan. Ben onu var ya, amutta gömeceğim, amutta. Ya Zekai ya, ya lütfen kavga etme, bari beni düşün. Bak keçeler adam topluyorlar, çok kişi olacaklar. En azından kavga edeceğiniz yeri söyle de yardım getireyim. Ya davşanım, o kadar çok konuştun ki vallahi bir temiz sopa yesem başım bu kadar ağrımazdı ha. Ya şeyde kavga edeceğiz, bu bizim caminin oradaki boş arsa var ya orada. Davşanım, bak. Olur da ben kavgadan geri dönmezsem sen hayatına devam et, tamam mı? Bir koca bul, evlen. Çocuğun olsun. Hatta oğlunun adına Zekai koy. Bak, oğlan olmazsa tekrar bebe yap. Oğlan olana kadar bebe yap işte. Hocam, hocam! Ama ödüm çıktı be! Hocam, biziz, korkmayın. Ama aslında korktuğunuz kadar var çünkü size söyleyeceklerimiz hiç açıcı değil. Ne oldu? Gene Hulki Tolki mi sardı size? Vak! Siz uğraşmayın onunla. Hadi bakayım şimdi evinize, hemen dersinizin yanı başına. Hop! Her yerde Eğit Mürsel. Ya hocam bir dakika. Şimdi bu Hulki'nin kışkırtmalarını mütakip Kütük'le Zeka ölümüne kavga etmeye karar vermişler. Ölümüne kavga mı? Allah Allah! Değer öyle olursa bir daha ömür boyu barışmazlar. Derdin ne zaman? Hocam caminin yanındaki arsada dövüşeceklermiş. İki gün sonrası için sözleşmişler.
Allah Allah, böyle bir iş için söz kesilir mi? Dikisi erkek tarafı değil mi? Neyse merak etmeyin, benim gözlerim onların üstünde olur. Allah'ım ya. Oğlum bak, böyle tek gelerek hani bir cesaret örneği sergilediğini sanma. Yani ben ve ekibim çok sergi bastık. Çok resim, çok eser parçaladık. Ben de senin babayın eserini parçalayacağım kütük. Tek geldim ama çok gideceğim, çok. Oğlum var ya, aslında ben de tek gelecektim. Ama yani ne bileyim, böyle at pazarında popülerim biliyor musun? Böyle rağbet görüyorum. Oğlum rağbet görmek istiyorsan Beyoğlu'nun arka sokaklarına sokul. Orada rağbetten ilgiden pasparlak olursun. Vernik yemiş ahşap gibi olursun. Yok burada. Ne oldu, yoksa dövüş iptal mi edildi? Daha neler hoca. Öyle bir şey olsa ilk biz duyardık değil mi? Ya tabii ya. Ya Zekai bana yanlış adresi verdi. Allah Allah. Çağır hemen, gelsinler buraya, burada dövüşsünler. Burada zemin elverişli, ben çok güzel ayırırım burada. Hop, fight Mürsel. Hadi bakalım. Tamam, tamam, durun. Oğlum Zeki. Var ya, tek gelerek beni çok zor durumda bıraktın. Şimdi var ya, biz seni burada linç etsek, Şevval'in böyle bana çok kaba biriymişim gibi bakacak. Oğlum dürbünün iniyorsa gel tek edek kapışalım. Tamam lan, hadi. Hadi. Vur, vur. Ya kütük, işte Şevval'le benim aramdaki ilişki de aynı böyleydi. Şevval bana benden hoşlandığını söyledikçe ben bertaraf ettim civan mertçi. Senin gibi ibrikse gitti beni ispikledi. İşte at pazarı hali. Kütüğünüz böyle bir ortam alı. Zekai'ye. Allah Allah. Kızım bir şey olmaz. Ben de çok dayak yedim küçükken. Bak gördüğün gibi son derece sağlıklıyım. Ben küçükken talaş da yemiştim. Talaşı yedim böyle. Nasıl biliyor musun? Ayrıl. 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 Zekai. Ayrıl bakayım. Ayrıl. Ayrıl. Sen tut. Tut. Bana bak. Ayrıl. Bana takviye cetvel istetmeyin. Ne oluyor? Ne paylaşılamıyor? Anam şimdi çıkaracağım. 2 kilometre yuvarlandık bununla ya. Ya enişte bey, bu kütük haysiyetine rendelemiş, gelmiş benden biliyor. Lan oğlum var ya, seni var ya böyle pamuk tıkayarak öldüreceğim. Şevval'im böyle daha sıkı tut beni, daha sıkı tut beni. Zekai, Bünyamin. Valla bak, bundan sonra okulun içinde kavga, dövüş yok. Okulun dışında da yok. Yoksa büyük bir zevkle sizi ailelerinize sevk ederim. Hop ehli keyif Mürsel. Şimdi döpüşün barışın. Döpüşün barışın ama ısırmak yok. Döpüş. Oğlum var ya, senin numaranı bu okuldan sildireceğim. Bu sevda burada bitmez, çiftleşmiş sır. Ah, gülüşün.
gitsek oğlum. Şimdi çiçek de olduk. Ayrılın şimdi. Siz bu taraftan gidin. Bu taraftan. Siz de böyle gidin. Ben ne yapayım? Kaldım ben. Nasıl gitsem? Şöyle gideyim.